Abidoy tarihin hikayesini sunar. Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri. Tarihin Hikayesi programına hoş geldiniz. Tarihin derinliklerine yolculuk yapmaya ve yakın tarih çarpıtmalarına cevaplar vermeye devam ediyoruz. Bugün Atatürk'ün fikir fedaisi, andımızın yazarı, Cumhuriyet devriminin piyadesi Reşit Galip'i konuşacağız. Evet, Türk İnkılabı'nın bu önemli simasını Profesör Doktor Mithat Baydur hocamızla değerlendireceğiz. Mithat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ertuğrul Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Tabii Reşit Galip deyince aklımıza hemen andımız geliyor. Ama ilk önce Reşit Galip'i tanıtmadan önce sizin bir akrabalık ilişkiniz var Reşit Galip'le. Oradan başlamak istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi Reşit Galip'ler Rodos işte eşrafından, Hacı Mehmet Ağa sülalesinden 6 kardeşler. Benim dedemin annesi Hayriye Hanım, Hayriye Baydur. Reşit Galip'in ablası. Yani ne oluyor? Aslında ikinci kuşak yeğeni olmuş oluyorum. Ya da üçüncü kuşak yeğeni olmuş oluyorum. Dolayısıyla bütün benim küçüklüğüm böyle Reşit Galip'le ve onun esasında tabii abisi var. Çok az bilinen ama çok bence önemli şahsiyetlerden biridir. Yani aslında bu vesileyle Reşit Galip'i konuşurken abisi Hüseyin Ragıp'ı da bir şekilde yad etmiş olalım. O da Türkiye'nin çok ender olan A tipi 3 yerde Roma, Moskova ve Washington'da büyükelçilik yapmış. Halide Edip'in o meşhur Atatürk'ün 19 Mayıs için 16 Mayıs'ta İstanbul'da ayrılıp 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra yaklaşık 4 gün sonra 23 Mayıs'ta bir Sultanahmet mitingi vardır. Evet. O Sultanahmet mitingindeki konuşmacılardan bir tanesidir. Yani onu da bu vesileyle bir şekilde eş zamanlı anmış olalım. Hepsinin ruhları şad olsun. Tabii Reşit Galip'inle ilgili söylenecek çok şey var ama bu şeyle özellikle andımızla ilgili gündeme geliyor. Fakat andımızın ötesinde tabii ki andımızda konuşuruz sevgili Ertuğrul Bey ama bütün bir gençliğini yani Balkan Savaşı'na gönüllü katılmasını, Birinci Dünya Savaşı'na yine katılmasını ve Kafkasya cephesinde büyük mücadele vermesini ve Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin milli mücadelesine katkılarda bulunmak üzere önemli bir zamanını harcarken kendi tıbbiyedeki mezuniyetinin de ne kadar geçtiğini de parantez içerisinde yani doğrusu geçmediği olduğunu da söyleyelim. Evet, çok önemli. Evet Ertuğrul. Yani senin sorularını açın. Ben size tekrar böyle şey yapayım, bilgi vereyim. Evet, ya milli mücadelede yapmış olduklarına bakıyoruz. Tabii milli mücadeleden öncesi de var esasında ama tabii kişilik özelliklerinden bahsedeceğiz. Çok önemli bir anekdot var. Mesela meşrutiyetin ilan edildiği zamanlarda arkadaşlarla birlikte Ferda-i Temmuz adında bir gazete çıkartmış. Burada hakikatleri savunuyor. Zaten kendisinin çok önemli özelliği de budur. Evet. Hakikatleri haykırması ve kişilik özelliğini en önemli bir şekilde yansıtan durum da budur. Hakikatleri söylemesi. Aynen öyle. Şimdi tabii şöyle oluyor sevgili Ertuğrul Bey. Yani işte Reşit Galip'in mesela bazı anekdotlar var. Hatta birçok anekdot var ben onunla ilgili. Yine konusu ya da sırası geldiğince söylerim ama şeyden böyle bir zaman ve mekan bağlamından kopartılarak zaman ve mekan koordinatlarından adeta soyularak böyle bir o döneme özgü retrospektif dediğimiz yani geriye dönük bir takım bakışlarla bir şey ortaya konunca bazı şeyleri bugünden anlamak çok mümkün olmuyor bakış açısıyla. Historisist denilen yani tarihselci bir yaklaşımla bakmak lazım. Yani o dönemin koşullarını ve dinamiklerini o zaman bağlamında değerlendirmek lazım. Şimdi Reşit Galip bir sabah kalktığında neden böyle birdenbire şey mi yaptı acaba? Aklıma bir dizeler geldi. İşte ülküm yükselmek, ileri gitmektir, varlığım Türk varlığım böyle olmadı tabii. Yani şimdi özellikle biraz önce siz de söylediğiniz gibi dergi çıkarttığı dönemlerde Balkan Savaşı önemli bir dönüm noktasıdır. Türk siyasi tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Niye hocam Balkan Savaşı bu kadar koskocaman bir Dünya Savaşı var, bizim koskocaman milli mücadelemiz var. Niye Balkan Savaşı önemli diye sorabilirsiniz. Şundan dolayı çok önemli. Çünkü üç tarzı siyaset dediğimiz Yusuf Akçıl'ın ya da Akçıloğlu Yusuf değil. Üç tarzı siyaset. Evet. Bravo. Üç tarzı siyaset.
Şimdi onun işte Sırbistan, Yunanistan isyanlarıyla beraber zaten böyle bir de Osmanlı içerisindeki azınlıkların zaman zaman yani Ermeni azınlık olsun, Rum azınlık olsun zaman zaman başkaldırılarıyla bir Osmanlıcılık projesinin işlerini kazanmadı, fonksiyonel olmadığı anlaşılıyor. Arkasından bakıldığı zaman Arnavutluk isyanı ile beraber 1911-12'de ya diyorlar ki yani bir Müslüman, çoğunluğu Müslüman olan bir tebaa da isyan ediyorsa o zaman kardeşim İslamcılık da çok fazla o zaman burada bir bağlayıcı, çimento taşı olabilecek bir ideolojik yapı arz Tabii. etmiyor. O halde evde kala kala üç tarzı siyasetin son versiyonu ya da dilimi olan Türkçülük kalıyor Türkçülük kalıyor. ki işte o zaman Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisi, Ali Canip Yöntemler, Ömer Seyfettinler, işte Hüseyin Ragıplar, Doktor Reşit Galipler falan ki sonradan doktor olacaktır gerçi de Evet. yani bilinsin diye Reşit Galipler. Ne yapıyorlar bunlar? Türk ocaklarını kuruyorlar. İlk başta dört tane falandır zaten bütün Osmanlı İmparatorluğu içerisinde. Sonra 27'ye çıkacaktır. Sonra bunlar bu Türk Ocakları Türk Yurdu dergisini çıkartacaktır. Türk atasözleri, veciz sözler, Türk tarihi, Türklere ait bir takım menkıbeler, Türk folkloru nedir? Türkiye'nin bütün tarihsel arka planını araştıran incelemeler yayınlanacaktır. Yani bir Türk enjeksiyonu, Evet. bir Türk kimliği vermek, bir Türk ideolojisini adeta yeniden keşfetmek, herkesin kendisini Türk olduğunu hissetmek. Peki neden bu kadar önemliydi? Şundan önemliydi. Belli olmuştu artık. Balkan Savaşları sonrası İstanbul yani Selimiye Camii'ne bile Bulgar askerleri içerisine girip orayı kışlaya çevirdikleri bir konjonktürde Yeşilköy'e kadar gelen Bulgar askerleri ki daha dünün tebaası Osmanlı İmparatorluğu'nun dolayısıyla bir şey var. İmparatorluk dağılıyor. Yani Ki bir zaten ulus bir devlete siyasi doğru giden süreç başlıyor esasında, değil mi hocam? Yani ulus aynen devlete öyle. doğru giden süreç başlıyor. Aynen öyle. İmparatorluk dağılıyor. Şimdi bu yani imparatorluk dağıldı. Şöyle oldu. Böyle tarihte böyle bir kuru birkaç cümleyle hissedilecek bir şey değil bu. Yani sizin ait olduğunuz 27 milyon kilometrekarelik bir toprağın ve çok dilli, çok dinli, çok etnisiteli bir grubun üyesiyken daha böyle 780 metrekareye sıkışmış bir yeni bir ideolojik devletin, yeni kurulacak bir devletin üyesi olduğunu hissetmek psikososyal bir takım bir küçülme, bir böyle bir böyle bir eziklik duygusu yaratabilir. İşte Ziya Gökalp olsun. Bütün bu aslında dünyanın gidişatının, imparatorluklar çağının sonunun geldiğini, yani çünkü sadece yıkılan Osmanlı İmparatorluğu değildir orada havlu atan. Avusturya Macaristan İmparatorluğu da yıkılacaktır, Çarlık Rusyası da yıkılacaktır. İmparatorluklar çağının sonu gelmiştir ve orada pırıl pırıl genç, çağın trendlerine uygun olarak yepyeni bir ulus devlet doğmaktadır. Ama bu topraklarda yani özellikle de şunu da ifade etmek lazım. 1853-54 Kırım Savaşı'nda bir göç almıştır. Arkadan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı halk arasında bizim 93 Harbi 93 dediğimiz harbi. savaşa kadar 1,5 milyon, 2 milyon bir göçmen gelmiştir. 93 Harbi'nin 77-78'den sonra 2 milyona yakın kişi bu topraklara bütün Kafkaslardan gelmiş, Balkanlardan göç etmiştir. 1912'de Balkanlar Savaşı'nda Selanik kaybedildikten sonra Beyşehir Selanik'ten göçmenler gelmiştir. Mustafa Kemal'in annesi bile onların içerisindedir. Evet, Hatta evet. annesi olacak, karşılayacaktır, arayacaktır, İstanbul'da bulacaktır. Yani bunların çok uzun hikayesi vardır. Bunların her birinin aslında bir film olması lazım Hocam bu bence. bir travma Hakaret aslında, değil mi? etmek. Yani bu travmanın yaratmış olduğu hadiselerden sonra aslında Türkçülük akımı ortaya çıkıyor. Aynen öyle. İşte burada bu imparatorluğun dağılma süreciyle beraber şunu için söylüyorum bu göçmenleri. Yani Cumhuriyet ilan edilecektir bir süre sonra ama Cumhuriyet ilan edildiği zaman nüfusun %60'ı neredeyse hatta 65'i bence rakamlar yani çok net hatırlıyorum. Ya yeni gelmiştir ya da bir kuşak önce gelmiştir. O halde ne yapacaksınız? Bir şemsiye açacaksınız ve bu şemsiyenin altında herkesi toplanmaya Şimdi çağıracaksınız. hocam Bu sizin şemsiye. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazınızda da son paragraf bunu ifade ediyor. Şemsiyeden bahsediyorsunuz. Evet. Yani onlar Evet. Türkçülüğü bir şemsiye olarak gösterdiler. Aynen öyle. Evet. O şemsiyenin adı Atatürk milliyetçiliğidir. Evet. Türk milliyetçiliğidir. O şemsiyenin altında artık Atatürk'ün de zaten bir konuşmasında söylediği gibi efendiler binaenaleyh herhangi bir bizim mensubiyetimiz Türktü, Çerkezdi, Lazdı, Boşnaklı, Kürttü olabilir. Ama
Türk milleti samimi bir mecmuadır diyecek. Yani bir alaşımdır, bir Tabii. karışımdır. Dolayısıyla bunu etnik yani etnopolitik meselelere gömülmeden bir üst kimlik olarak o şemsiyenin altında toplanma çağrısıdır onlar. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. O bir üst kimliktir. Bir etnopolitik bir vurgu değildir o. Yani ama burada hocam çok güzel ifade ettiniz. Yani ne mutlu Türk'üm yaradılana demiyorlar. Ne mutlu Türk'üm diyene Tabii. diyorlar. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aslında bu başka ülkelerde nedense problem olmuyor. Yani mesela Fransa milleti dediğin zaman Franklar var, işte Bretonlar var, Basklar var, Yahudiler var. Ama hepsini bir Fransız milleti içerisinde, projesi içerisinde değerlendiriliyor. Ve adama sorduğu zaman orijin neresi olsun, ister Bask olsun, ister Yahudi olsun, Fransızım diyor. Yani bir üst kimliktir Türk kimliği. Evet. Ama burada bunu maalesef anlatılamıyoruz. Evet, yani Kürt orijinine sahip olabilirsiniz. Yani bunu söylemenizde de bence hiçbir mahsur yoktur. Olabilirsiniz. Tıpkı ülkemizde Çerkezlerin olduğu gibi, Boşnak vatandaşlarımızın olduğu gibi. Ama Türklük, oradaki vurgu Türklük, bizim içerisinde bulunmamız gereken, altına sığınmamız gereken bir liman ve şemsiyenin adıdır ki bir daha etnik fay hatlarını kaşıyarak bizi tetiklemesinler. Bizi birbirimize düşürmesinler. O sarılacağımız veya medet umacağımız bir çimentodur aslında. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Zaten Türk Ocakları, Türk Yurdu dergisi bunlar için vardı. Şimdi hocam bir de Reşit Galip'in Mustafa Kemal'le tanışması var Mersin'de. Mersin'de tanışıyorlar. Evet, evet. Çok enteresan. Sen diye hitap ediyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Bravo. Yani o konuşma sırasında sen diye hitap etmesi çok çok önemli değil mi? Evet, evet. Sen diye hitap et. Çünkü şey gibi yani vurgunuz çok güzel. Onu da bir ayrı bir kategori üzerine değerlendirmeden, yani sizin ne kadar halktan biri olduğunuzu evet. ben biliyorum evet. ve buna sığınarak söylüyorum şeklinde de bir aslında şey var orada. Bir iltifatvari bir ifadesi var. Mustafa Kemal'in dikkatini çekecektir o. Zaten daha sonra bir süre sonra şeye kadar Maarif Nazırlığı'na giden, önce mebus olacaktır milletvekili yani. Daha sonra da Maarif Nazırlığı'na giden yol zaman zaman açılacaktır. Maarif Nazırlığı'na giden yol da zaten yani bir sofrada biliyorsunuz meşhur mevcut evet. Maarif Nazırlığı sert bir şekilde eleştirmesinden dolayı olur. Yani o bizim bitmeyen bayramlardaki etek boyu tartışmasıdır. O zaman da yine etek boyu sofrada tartışılıyor. Esat Bey, Esat Sagay hocası, Atatürk'ün hocası Esat Sagay'ı eleştiriyor. Tabii öğretmeni, bravo. Harbiye'de tabii öğretmeni. Ya benim hocamın yanında işte bu şey aslında yani çok da yaşlı bir hoca değil zannedersem o zaman da 54 yaşlarında evet. falan 50'de evet. 57. Yani benim hocama karşı şey yapma diye hayır efendim ya herhangi bir biz de saygısızlık yapmıyoruz ama yani hala bir etek tartışması olacaksa biz bütün bu inkılapları niye yaptık yani diye. Ama yani bu sefer çok ileri gidiyorsun dediği zaman şu bence enteresandır. Bu inkılapları ben size karşı bile savunurum diyor. Aynen. Yani öyle. Onun aynen için Atatürk'ün fikir fedaisi diye yazılan o kitabın adı oradan geliyor. Yani taviz vermemecesine bu ülkenin bir fikirsel, bir devrimsel değişim ve dönüşüm yaşamasında bizatihi bunun liderlerinin bile zaman zaman duraksamasına, zaman zaman buradan taviz vermesine tahammül etmeyeceğini göstermek istiyor orada. Evet. Onun için Atatürk'ün fikir fedaisidir. Cumhuriyet'in fikir fedaisidir. Benim de o bahsettiğiniz sevgili Ertuğrul Bey Cumhuriyet'in yazımda da Cumhuriyet'in şeyidir. Devrimlerinin piyadesi. Piyadesidir. Çok önemli. Hep bunlar vuruşuyorlar ön safta. Bütün böyle eleştirileri bunlar alıyorlar üzerlerine. Bunlar göğüslüyorlar. Bunlar mücadele verdiler. Bence çok tabii belki romantik bakıyor da olabilirim ama yani bugünün çok gençlerinin ders alması, özellikle siyasete apolitik dediğimiz tarzda mesafeli davranan gençlerin buradan çok ders çıkartması lazım. Bütün bu ayrıntı ve bir takım bu anekdotların ötesinde. Şöyle, hayat insan inandığı değerler uğruna da mücadele edilebilir. Benim çok sevdiğim bir kitap vardı, bir parantez açıyorum şimdi. T.S. Eliot'ın Cocktail Party diye. Cocktail Party'de kitabın mesela sonunda bir özetinde sadece şöyle söyler. Der ki bir bilim adamı vardır kitapta. Bütün bir hayatını deniz kıyısında bir takım deniz hayvanları üzerinde harcar ve ölür. Arkasında arkadaşlar der ki değer miydi bütün bir hayatını buna harcadı diye. Oradan işlerinden birisi çıkar der ki
Yani evet harcadı, bilim uğruna harcadı, insanlık uğruna harcadı. Bu ölüm de mutlu değilse o zaman hangi ölüm mutludur diye. Onlar da bütün bir hayatını devrimlerin yerleşmesi, yeni bir Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa, yani Batı kaynaklarında da zaten nation building diye geçer. Bir millet inşa ettiler onlar. Yani inşaatçılık yaptılar, bir milleti inşa ettiler yeniden. Yani senin devrimleri, nereye ait olduğunu, devrimleri savunmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Rüzgara göre eğilmedi. Şey, aynen öyle, aynen öyle ve neticede işte hep meşhurdur. Öldüğü zaman kitapların arasında cebinden 5 lira çıkacaktır. 5 lira çıkıyor. Zatürre'den vefat etti değil mi hocam? Zatürre'den vefat. Bir sandal kazası geçirdiler. Sandal kazası geçirdikten sonra teker teker eşini ve 3 çocuğunu sahile çıkarttı. Ama çok büyük bir zaman ve efor sarf ettiği için ciğerlerini üşüttü ve zatürreden 41 yaşındayken vefat etti. Dolayısıyla bizim ailemiz için yani öyle bir aileye mensubiyetten dolayı ben iftihar ediyorum. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir çıkar gözetmeden siyaset yapabilmeni işte genç kuşaklara bu tür bir idealistlerin hikayesini anlatmak lazım. Yani hocam gençlerin siyaset bilmesi sadece lazım. Gençlerin Reşit Galip'i özümsemesi lazım. Siz çok güzel özetlediniz. Şimdi ben Reşit Galip deyince benim aklıma da başka bir şey geliyor mesela. Şimdi biliyoruz ki Darülfünun'dan İstanbul Üniversitesi'ne geçiş aşaması vardır. Ki Reşit Galip de bunda çok önemli işlevsellikler yaptı. Şimdi Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a gideceği zaman biliyoruz ki özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine gidecek. O sırada Almanya'da matematik doktorasını yapan birisi var. Hatta Albert Einstein'ın yanında yapıyor, Kerim Erim. Şimdi Kerim Erim'i alıyor, Schwartz'ın yanına gönderiyor. Schwartz da biliyoruz ki yani o Yahudi bilim adamlarına iş bulma cemiyetinin başındaki kişi. Schwartz'ı Sirkeci'de karşılamaya Kerim Erim'i gönderiyor. Şimdi bu üst akla bakar mısınız? Yani Reşit Galip çok başka bir adam esasında. Evet. Vizyoner bir adam. Çok vizyoner. Yani neyin olması gerektiğini gerçekten biliyor. O Darülfünun'la ilgili sevgili Ertuğ Bey çok tartışmalı olacaktı. Çok yani çok iyi müderrisler, profesörler falan da gitti diye. Ama yani onu belki olabilir, doğrudur. Sonradan ben ailece tanıdım. Şeyin damadıdır mesela Necmettin Molla vardır. Evet. Hem Abdülhamit döneminde vardır, hem İttihatçılar döneminde adliye nazırıdır, hem Cumhuriyet döneminde vardır. Ben Sarıyer'de oturduğum için Sarıyer'de Necmettin Molla yalısı vardı. Mesela oraya işte mesela serbest fırka o yılda kurulmuştur. Çünkü Fethi Okyar Paris Büyükelçisiyken ya 30'da yazdığını oraya geçirmeye gelirdi. Hatta bir yazda işte Ertuğ Yatı'yla Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Orada konuşuyorlar. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ben. Bu Reşit Galip'in vizyonerlik kısmı şuna dayanıyor. Mesela o Necmettin Bolla'nın damadı zannedersem Ebu Lula Mardin mesela Mardin ailesinden. Medeni hukuk müderrisi Darülfünun'da. Mesela kıymetli bir adam olduğunu ben Sarıyer'lerden çok işittim. Ama ihtilal bazen bunu ayırt etmiyor. Yani Türkiye'de bir devrim olmuş aslında bir cumhuriyet devrimi. Tabii. Dolayısıyla belki kurunun yanında yaş da yanmış olabilir. Ama o bakımdan yepyeni bir kuşak. Yepyeni bir mesela. Yani mesela Mustafa Kemal ile Reşit Galip bu kurulan Darülfünun'da İstanbul Üniversitesi'ne geçirdiği zaman devrim tarihi dersini kendileri veriyorlar biliyor musun? Evet dördüncü yani, hani Türk Tarihi Anaatları kitabı vardır hocam onun dördüncü cildi zaten Cumhuriyet devri tarihini anlatmaktadır. Onu da Reşit Galip Tevfik Bıyıklıoğlu ile beraber yazıyor. Evet. Aynen öyle. Kendileri güzel dersleri görüyor. Hatta bir resimleri vardır. Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne geçtikten sonra ziyaretinde. Aynen. Ders dinlerken Reşit Galip'le yan yana falan. Evet. Bizatihi böyle kapıyı çalıp derslere girmişlerdir. İnkılap tarihi derslerini vermişlerdir. İşte bugün mesela İstanbul Üniversitesi'nin hala o gelenek üzerinde kürsü geleneği tabii sürüyor. Yani bir kürsü geleneği kurmuşlardır. Hı hı. Şimdi şimdilerde yok ama o kürsü geleneği de çok kötü bir şey değildir yani. Usta çırak ilişkisine dayanır. Yani birçok aslında iyi şeyin tohumlarını atmışlardır. Şimdi hocam andımıza doğru geçelim istiyorum ben birazcık. Tabii. İkinci kısımda da andımızı konuşacağız. Tamam. Tabii o dönemin koşulları gereği dediniz. Yani o dönemin koşullarını anlattınız ama iki savaş arası dönem Mustafa Kemal dönemi. Yani İkinci Dünya Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı arasına denk gelmekte. 1923-1938. Şimdi orada Hitler Almanya'sı var, Mussolini İtalya'sı var ve siz andımızdan bahsediyorsunuz. Şimdi günün koşullarına bir bakmak lazım. Doğru mudur? Çok doğru. Şimdi geçen gün bir katıldığım programda da söyledim.
O kadar yani derler ya çok klasik deyişle. Efendim çok güzel bir noktaya temas ettiniz diye. Ve klasik deyişle çok güzel bir noktaya da hakikaten değindim. Şimdi ben söylemiyorum bunu. Eric Hobsbawm söylüyor ve Evet. hayran olduğum bir üslupla Olsun. söylüyor. Aşırılıklar Çağı, The Age of Extremes kitabında. Bu iki Dünya Savaşı arası dönem. Hatta diyor ki akılda kalsın diye. Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitti diyor. İkinci Dünya Savaşı da 1939'da başladı. Hadi onu da 38 gibi kabul edelim diyor. 8-8 uysun diye. 38'den 18'i çıkartırsak 20 kalır diyor. Aynen böyle. O 20 sene bir katastrof çağıdır diyor. Hakikaten bakıldığı zaman katastrof çağı. Şimdi niye diyeceksiniz? Birinci Dünya Savaşı kaybeden ülkelerin Almanya'nın Versay Anlaşması çekilmesi gibi çok memnun kalmadığı, kaybedenlerin aleyhine büyük tazminatların yüklendiği ve o ülkeleri kendi halklarına karşı adeta hesap vermek konusunda çok sıkıntıya düşürdüğü bir anlaşmada. Çok gayri memnun yani memnun olmayan ülke üretmiştir. Bu bir. İkincisi, üzerinde güneş batmayan imparatorluk olan İngiltere İngiltere. artık eski gücünde değildir. Belli olmuştur Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Fakat Amerika Birleşik Devletleri de o gücü henüz devralacak nitelikte değildir. Dolayısıyla uluslararası denge açısından kargaşanın olduğu, katastrofun hüküm sürdüğü, dünyadaki yani eğer iki kutuplu bir dünya olacaksa kutuplarının liderlerinin belli olmadığı bir dünyadır o. Yani Çarlık Rusyası yıkılmıştır, 17'de Bolşevik devrimi olmuştur ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de henüz ikinci kutbun liderliğini alacak kadar henüz bir güçlü değildir. Çünkü devrimle kendini bir restorasyon süreci içerisindedir. Fakat buradaki esas sorun şudur. Bütün dünya ekonomisi o kadar çok tahrip olmuştur ki o medet umulan, aslında her derde deva olacağı düşünülen, o invisible hand denen görünmez elin, her türlü derde deva olacağı düşünülen liberalizm iflas etmiştir. Tabii Yani 1929 dünya ülke ekonomik buhranından bahsediyoruz değil mi hocam burada? arkadan evet 1929 dünya bunalımı gelecektir ve diyecekler ki her şeye kadir diye zannettiğimiz bu kapitalizm, liberal kapitalizm aslında bütün ülkenin iflasına sebep oldu. 1929 dünya bunalımında Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street çöktüğünde binlerce kişi intihar etti. Evet. Konumuzla alakası ne? Şu. 1930'dan sonra Türkiye 1923 İzmir İktisat Kongresi ile 30 arasında dünya bunalım arasında 6-7 sene liberal politikalar deneyecektir. Ama dünyada da olduğu gibi bir tür kamu müdahaleciliğine, Keynesyen politikalara dönecektir. Yani devlet planlama yapacaktır, onu uygulama safhasına sokacaktır ve farklı bir modele doğru geçilecektir. Şimdi dolayısıyla burada da bu da esas bizim vurgulamak istediğimiz bir şey. Liberalizm bütün mühimmatlarıyla, cephaneleriyle, argümanlarıyla, tezleriyle beraber çökmüştür. Şimdi çökünce burada daha devletin bir Tabii. kamusal bir bütünlük ön plana çıkıyor. Onun için Mahmut Esat Bozkurt falan retorik değişecektir Türkiye'de. Hak yok, vazife var diyecektir. Yani birey-devlet ilişkisi bugün anladığımız anlamda değildir. Onun için o günün tarihini yani iktisadi tarihini, siyasi tarihini, bütün zaman ve mekan koordinatlarını bilerek oraya o şekilde bakmak lazım. Bizim Dolayısıyla en büyük orada zıkıntımız zaten bu hocam, yani günün koşullarına uyarak hareket ederek tarihi değerlendirmiyoruz ne yazık ki. birey devlet içindir orada. Dolayısıyla ben bütün bir varlığımı ben bu ülkeye nasıl bir katkı sağlarım? Onun için harcamalıyım. Benim varlığımın müsebbibi ailem kadar burada nefes alıyorsam bu devlet ve bu millettir. Ben ona o borcumu nasıl ödeyebilirim? Ne yapmam gerekir? Onun için işte burada bir o yükseliş oradan geliyor. Yeni bir kuşak, bir zihniyet devrimi yapılıyor. Sen bu toprakların bir evladısın ve burada bütün katkını, bilgini, birikimini ve enerjini bu devlet için, bu millet için, bu coğrafya ve bu topraklar için sunmalısın. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığın Türk varlığına armağan olsun. Yani Hocam o buradan kaynaklanıyor. koşulları çok güzel ifade ettiniz. Alnımıza giden koşulları çok güzel ifade ettiniz. Kısa bir aradan sonra alnımıza geçelim ve alnımızı konuşalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Labido'nun sunduğu tarihin hikayesi devam edecek. Labido'nun sunduğu tarihin hikayesi devam ediyor.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Mithat Baydur hocamızla beraber Reşit Galip ve andımızı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hocam, andımızdan bahsettik ama şimdi siz şunu söylediniz. Hani bir gecede mi geldi? Hayır, bir gecede gelmedi. Şimdi çok önemli bir anekdot söz konusu. Afet İnan aktarıyor. Diyor ki 1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. O heyecanla Çankaya Köşkü'ne geldiği vakit Reşit Galip'ten bahsediyor. Atatürk'ün yanında bana bir kağıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı. Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit bir ant meydana geldi. İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı dedi. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileriye gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Evet. Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani burada dikkat ederseniz, yani yeni kurulmakta olan bir ulus devlet içerisinde kişinin kamu yararını ve devletine ve olan milletine olan sadakat ve bağlılığını ve borcunu öncelemesi, yani öncelik sonralık ilişkisinin bugünden geriye baktığımızda daha farklı cereyan etmesi söz konusu olduğu kadar ahlaki bir şey var. Bir ahlak mazumesidir aynı zamanda. Yani küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Yani bugün ne küçüğe karşı söylenen şekilde ifade ediliyor, ne de büyüklere karşı gençler tarafından bir bakış var. Yani dolayısıyla bu bir aslında hem bir orada bir siyasal bir ideoloji var, hem böyle bir tür ahlak felsefesi var, hem de bir sosyolojik bir şey var, yönlendirme var. Ama ne yapılır? Mesela işte bu şimdi ben bu mesela bu eleştiriliyor bugün. Oturulur, konuşulur. Yani bence bir problem yok. Benim esas üzüldüğüm taraf şu. Yani mesela ne olur? Her gün okunmaz da ne bileyim bir pazartesi başlarken bir de cuma günü tatil olduğunda okunur mesela. Ben ya bunlar tartışılabilir. Yani neden eleştiriliyor hocam? Yani andığımızdan neden böyle bir alerji duyuluyor? Ben onu anlamıyorum. Yani neden eleştiriliyor? Yani hayır, mesela her gün tekrar edilmesi psikolojik bozabilir falan. Yani onu pedagogları çağırırsınız. Yani benim alanım değil. Ben sadece bu neden doğmuş, neden bu kadar esasında itiraz edilmesinin ne kadar haksız olduğunu esasında onu çok üzülüyorum ve bakıyorum. Ya bunlar mesela tartışılabilir. Yani tartışmakta bir şey yok. Yani olduğu gibi de kalabilir zaten. Yani nesi rahatsız ediyor? Küçüklerimi korumak mı rahatsız ediyor? Büyüklerimi saymak mı rahatsız ediyor? Ülküm yükselme, ileri gitmek de. İleri gitmeyeceksek zaten yani neyi konuşuyoruz zaten? Neyi konuşmamız lazım ileri gitmeyeceksek? Yani doğruyum, çalışkanım yani denildiği gibi. Doğru olmak kötü mü? Çalışkan olmak sorunlu mu? Problematik bir şey mi? Yani nesinden rahatsız oluyor? Ayrı bir şey. Ama illa biz konuşmak istiyoruz diyorlarsa konuşulabilir. Fakat şimdi bu yazan adamı kötülemek ve karalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani şimdi neticede bütün bu aile resimleri var. Zaten bununla ilgili bir aile borcu diye ben bir kitap çalışmasına başlayacağım. Bütün resimleri var, bilmem neleri var, işte şeyler var, nerede okumuşlar, eşiyle resimleri var, çocukları var. Bunlar, şimdi mesela Alliance Israelite var, Fransızca kursuna gitmiş, Fransızca öğrenmiş. Manastır Askeri İdadesi'nde yaz tatilinde tıpkı Mustafa Kemal'in de gittiği gibi o da gitmiş. Fransızcasını geliştirmek için. Fransızca, evet, Fransızca öğretmeni diyor ki yani İngilizce, Fransızca'nı biraz geliştir diye o da gidiyor. Yani dünyanın dört bir yanında bir kurulan bir şey bu, bir okullar birliği zaten. Buradan yola çıkarak şeye benziyor. Yani bu işte Yahudi mi falan. Bu çok üzücü, çok çok sorunlu, çok çirkin, çok rezil bir şey. Rezil bir şey. Hocam bu bir hastalık haline gelmedi mi? Yani herkese şöyle bir Yahudi yaftalaması yapmak bir hastalık haline geldi. Bir moda sanki bu. Tabii bakıyorlar şimdi ya bununla ilgili kitaplar yazıyorlar. Ya bakıyor söyledi. Aa bu Sevat Eis galiba. Aa bilmem ne bu. Yani olsa ne olur ya Türkiye'de? Türkiye'de olsa ne olur? Yani Türkiye'de mesela eğer Henry Benazus'un geçenlerde mesela söylediği gibi Mustafa Kemal çağırıyor, onunla ilgili bir yazı çıktı geçenlerde de başına okşuyor, leblebi imtihan ediyor. Ondan sonra leblebilerin cebine doldurduktan sonra senden çok şeyler bekliyoruz diyor. Ben o gün Türk oldum diyor. Mesela ne kadar hoşmuş. Evet. Henry Benazus, Koç'un en büyük ortaklarını, ben o gün Türk oldum diyor. Olsa da ne olacak? Yani sorun değil. Ama iftira ve yalan tabii. Karalamak için böyle bir kulp takmaya çalışabilme, yani bu çok belden aşağı vurmaktır. Ya şimdi hocam yani karaladıkları sima da bugün Türkiye'de en fazla Atatürk fotoğrafına sahip olan kişi yani Henry Benesus.
Tabii, aynen öyle. Atatürk sergilerini, bravo, iyi ki hatırlattın. Atatürk sergilerini dünyanın dört bir Tabii. tarafında kendilerinden izin verir misiniz geçici olarak isimlerini deyip onları şey yapıyorlar, sergiliyorlar. Öbür taraftan bakıldığı zaman bu mesela Bülent Ecevit, yani bu Türk siyasetinde çok kötü bir şey ya, yani, çok kötü bir şey. Mesela Bülent Ecevit, mesela hatırlıyorum ben bir şeyde 70'li yıllarda, daha ilk böyle Kıbrıs Barış Harekatı olmadan böyle 1970'li genel başkanlık yarışına giderken, bir yerde konuşmaya giderken şey yapıyorlar. Halka şey dağıtıyorlar. Robert Kolej'deki mezuniyet resmini dağıtıyorlar. Bu Bir Başbakanın Doğuşu diye bir 3 yıllık bir kitap vardı. Evet. Kayhan Sağlamer'in kitabına Evet, geçer. biliyorum. Doktor Kayhan Sağlamer'de 70'li yıllarda çıkmıştı. 3 Hı cilttir. hı. Orada şimdi Robert Kolej'de mezun olunca herkes gibi ne yapıyorlar? İşte bir cübbe takmış falan. Böyle bir resmi var. Bu aslında var ya, papaz falan gibi şimdi. Yani Ecevit'in ne olduğunu aslında, yani zaman zaman belki birçok uygulamaları falan da eleştirilebilir ama Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İngiltere'yi dahi dinlemeden Kıbrıs Barış Harekatı'nı Tabii. yapabilmesi, 74. haşhaş ekimi konusundaki koyduğu tavırlara bakıldığı zaman ve bazı miting meydanındaki konuşmalarını hatırladığımızda, biz milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın dağlarına yazdık, biz milliyetçiliğimizi Ege'nin sularına yazdık dediğinde ifade bulduğu üzere, yani bir milliyetçi duruşu olan bir kimsenin. Buna papaz dediler. İşte bu da bunun gibi bir şey yani. Böyle bir şey yapmak lazım. Yani bundan mümkün o kadar sakınmak lazım. Ve meraklı okuyucuların da doğrusunu araştırmak için soruşturması ve araştırması lazım. Bunlar çok çirkin şeyler ya. Peki hocam, şöyle bir soru sormak istersem, yani şimdi günün koşullarına uygun mudur andımız? Yani nasıl söylenmesi lazım o zaman? Yani madem eleştiriyorlar, o zaman bir şey sunsunlar. Hani çok fazla eleştiriyorlar ya. Yani günümüzün koşullarında nasıl değerlendirmeliyiz andımızı? Hayır, ben şunun için söyledim. Şimdi şey gibi bizim mesela bizim zamanımızdaki eğitim sisteminde biz de her sabah giderdik siyah önlüklerle, işte Türk'üm doğruyum diye göğsümüzü gere gere şey yapardık, bağırırdık, söylerdik. Ondan sonra da sırayla tekrar okula girerdik. Fakat daha ziyade bir şeydik, daha edilgen bir yapısı vardı. Yani öğretmen öğretir, şey dinlerdi. Dün bir programda da söyledim. Yani mesela işte öğretmen birisine eskaza vursa derdi ki öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Ya da işte benim askere gidersin, işte askerde bir dayak yesin de adam olsun falan. İşte veyahut çocuk eve gelir, anne arkadaşım bana vurdu bilmem ne, senin elini armut mu topluyor gibi. Biraz daha böyle hani şey böyle hani bir altlık üstlük ilişkisine dayalı, interaktif olmayan bir model söz konusuydu. Şimdi bugün öyle değil. Yani bugün mesela işte herkes çatır çatır öğretmenine soru soruyor. Çok edilgen bir yapıyor. Bu da çok hoş bir şey, güzel bir şey. Eğitim çok interaktif model oluyor. Modeller uygulanıyor. Daha böyle bir analitik zekalar ortaya çıkıyor. Ve de teknolojinin getirdiği bizi bir dünyayla ya da bizi içine soktuğu bir mecrayla o kadar çok veri ve done geliyor ki, yani insanların daha böyle bir şeyle, daha böyle bir çok bazı mesele ideolojik yaklaşmadan çok bireysel tavırlarının, kendi otonom yapılarının ön plana çıktığı görülüyor. Yani bu psikososyal mevcut durumdan, bu psikososyal koordinatlardan yola çıkarak, yani her gün olmaz da mesela bunu artık tekrarlıyor gibi. Yani mesela oturulur konuşur. Pazartesi girerken söylersin, Cuma günü güzelsin, gelirsin. Ama bunu size konuşurken sormak lazım. Bunu sizi rahatsız eden bir tarafı var mı? Yani ahlak açısından var mı? İdeolojik açısından var mı? Bir ülkenin ileri gitmesini temenni etmekten ve ona sahip çıkmaktan öte başka bir sizi rahatsız eden bir tarafı var mı? Bunu sormak lazım. Yani buna şey yapanlara, itiraz edenlerle konuşulabilir yani medyanın içerisinde. Demokratlığın, çoğulculuğun gereği bence budur. Ama rahatsız edecek hiçbir şeyin olmadığını ben kendi adıma bir kere söyleyeyim. Ama konuşulabilir. Bu çünkü tekrar vurguluyorum. Burada itiraz edilecek bir şey ne diyecekler? Buradaki Türklük vurgusu muhtemelen etnopolitik bir kavramdır. Hayır, öyle bir şey değil. Etnopolitik bir kavram değil. Çünkü bunu yazan adam da Rodos'tan gelmiş. Onun lideri Selanikli. Onun lideri Selanikli. Milli mücadele yürüten Ali Fuat Bey Çerkes. Bilmem Rusya'ya yolladığınız Bekir Sami Bey Çerkes. Evet. Yani böyle bir toplum var. Ama bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adını kabul etmişler.
Ve ondan sonra da Türk milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği şeyi kubbesi altında, şemsiyesi altında toplanmışlar. Hiçbir problem yok ve aşağı yukarı 100 yıldan beri hiçbir problem olmadan da Yani gidiyor. Türkiye Dolayısıyla bu bütün Cumhuriyeti'ne, bunları... Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bu şemsiye. Evet. Aynen Esasında bu öyle. şemsiye. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani hocam burada bir Yani de Reşit dolayısıyla Galip'in şahsına da aslında çok büyük haksızlık yapılıyor. Daha demin bahsettiniz. Yani Reşit Galip vefat ettikten sonra hani ailesi beş parasız kalıyor. Afet İnan'dan yardım istiyorlar. Afet İnan'dan yardım istiyorlar. Bir banka kredisi alınarak bir ev sahibi oluyor çocuklar evsiz kalmasınlar diye. Ya yani şeye üzülüyorum ben bir de biliyor musunuz Ertuğrul Bey? Şimdi konuyu açayım. Sene 1967 idi. O zamanlar tek tedrisatta okul. Yani çift Evet. tedrisat değildi. Yani biz giderdik sabahleyin. Öğle kadar da öğlen eve geri yemek yerdik. Sonra tekrar okula giderdik. İşte akşam üzeri 3.30-4'lere bir de eve gelirdik. Öğlen geldiğimde eve bir evde bir olağanüstü bir hareket var. Yani öyle çok annem öyle kek yapmasını bilen ve yapan da bir kadın değildi zaten. Bakıyorum bir kek yapılıyor, fırından gitmiş, annem börekler geliyor falan. Hani kim geliyordu? Reşit Galip'in karısı geliyor dedi falan. Şimdi şeye üzülüyorum çok, konuyu açılıyor. Ben sonra geldim okuldan baktım yaşlı bir kadın oturuyor annemle. İşte tabakta biraz bir kek, yanında bir börek. Hem çay içiyorlar hem konuşuyorlar. İşte benim de başımı okşadı. Yani diyorum ki şimdi yani bugünkü kendi o bilgim olsaydı, yani bugünkü görüşme o yaşta olsaydım, acaba bu gece teyze bizde kalır mısınız deyip sabaha kadar neler sormazdım ona. Sadece biraz şey yaptık. Siz Atatürk'ü gördünüz mü? Onu hatırlıyorum. Tabii tabii bir dedi bir herhalde bir baloyu söylüyor. Aklında yani böyle bir hayal mi yer kaldı. Beni dansa kaldırmıştı. Biz dans da ettik Gazi ile dedi falan. Şimdi o kadarını hatırlıyorum. Ama çok sohbet edemediğim için de içimde bir şeydir. Bir eski tabirle bir şeydir. Uhdedir, hicrandı yani. Hocam şöyle Böyle bir bir durum da var hatıramda. burada. Çok güzel bir anı bu. Devlet kredi veriyor dedik. Yalnız o krediyi hibe etmiyor devlet. Yani krediyi aile Tabii. ödemiş. Yani Tabii. günümüzde bugün hibe ediliyor biliyorsunuz ki pek çok şey ama o zamanınki liyakat sistemine ve yapılanlara bakar mısınız? Yani bir aile var ortada, yardıma muhtaç. Reşit Galip'in ailesi var. Krediyi hibe etmiyorlar. Aile kendisi ödüyor. Tabii. Yani şey var ya altı üstü 10 bin liralık kredi için biliyorsunuz Muammer Yeriş'in İş Bankası Genel Evet, Müdürlüğü o çok zamanında önemli orası. Hocam ondan bahsedelim. Rose Noir Gazinosu ile ilgili. Yani onu tabii iki kaynak başka bir şekilde yazıyor. Evet. Bir kaynağa göre Muammer Yeriş Bey'e hani kredi vermesi konusunda bir telkinde bulunuluyor. Fakat banka kriterlerine uymadığı için vermek istemiyor, öyle bir sorun oluyor. Bir başka kaynakta okudum ben ama şu an hatırlamıyorum ama bulabilirim size. Yine böyle bir Dolmabahçe'de böyle Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ile ilgili çalışmalar yapılırken neticede yani seneler geçmemiş. Ben Harbiye'deyken Beyoğlu'na gittiğimiz bir mekan vardı. Hadi ya, oraya gidelim hep beraber bir baskın yapalım diyorlar. Aslında o Raze Noir dedikleri karı koca o. Ondan sonra o kaynağa göre işler nasıl diye Mustafa Kemal sorduğunda sahibi Rum hanımefendi buraya passam eskisi gibi işler yok burada artık biraz eskisi gibi gitmiyor dediğinde Mustafa Kemal çek defteri istiyor yaverden 10 bin liralık çek kestiği söylüyor kaynağa göre ama. Şimdi o zaman da Reşit Galip paşam bu babanızdan miras mı kaldı diyecektir. Ayrı bir gerilim olacaktır orada. Şimdi o para yani o Reze Noir mekanına verecek para bir kaynakta İş Bankası'ndan kredi için konuşuluyor. Bir kaynakta da Mustafa Kemal'in şahsi çek defterinden verdiği şeklinde söyleniyor. Ama hangisi olursa olsun Reşit Galip yine de babanızdan miras mı kaldı diye itiraz edecektir. Yani burada bakın 610 bin lira. Evet o zamana göre belki de çok da belki azımsanmayacak bir para ama usulüne uygun olması. Demokrasi ya da cumhuriyet rejiminin bir kurumlar ve kurumlar mekanizması olması gerektiği. En tepeden en altına kadar eğer eşit vatandaş statüsü varsa herkesin eşit vatandaş statüsünün gerektirdiği biçimde bu yasalara uyması idealdir onlar için. Bir prensiplerdir, bir ilkedir. Cumhuriyetin yükselmesi için bir bazdır, bir zemindir. Bu çok önemli. Bu çok önemli ama şimdi işte kol saatinden bilmem neye kadar birçok siyasetçilerin çekinmeden hayasızca bir takım hediye kabul ettiklerini görüyoruz.
Yani bu İlla kanun söylemiş mu olduğunuz, çıkartmak lazım? bu söylemiş olduğunuz demokrasi esasında, yani demokrasi bilincini anlattınız şu anda bu anadan yola çıkarak. Ne kadar önemli. Şimdi hocam şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi Reşit Galip diyoruz. Andımız diyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden bahsettik. Türk yurdu dedik, milliyetçilik dedik, ulus devlet dedik, Reşit Galip'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bahsettik. Ama günümüzde Reşit Galip'i anlatan sadece birkaç tane kitap var. Yani bir tane çalışma var. Evet. O girişte söylemiş olduğunuz Atatürk'ün Fikir Fedaisi kitabından başka bir kitap yok. Yani bugün bir genç ben Reşit Galip'i araştıracağım dese herhangi bir yayın bulamayacak. Evet, şey var, Ahmet Şevket Erman'ın var bir kitabı var. Yener Oruç'un Fikir var. Fikir Fedaisi var. Evet, Yener Oruç'un var. Yener Oruç'un. Saadet Gürses diye bir hanımefendi yüksek lisans tezinde galiba 9 Eylül'de yapmış. Evet. Yaptığım araştırmalarda 9 Eylül'ün Sosyal Bilimler Dergisi'nde var. Ama bol fotoğrafla bulabildiğim bütün anekdot içeren kitaplar dahil ben şey yapacağım, masaya yayacağım ve bir aile borcu olarak inşallah ben yazmayı bu programda da söz vermiş olayım sevgili buradaki izleyicilere de. Ben inşallah yazacağım çünkü bilinmesi gereken bir şey. Yani hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olan yeni cumhuriyete yapmış olduğu katkılar çerçevesinde hem bir fikir fedailiği ya da bir inkılap piyadesi çerçevesinde hem de siyasete bulaşmak isteyenlerin ellerini kirletmeden, haysiyetlerini rencide ettirmeden ve karakterlerine laf söyletmeden nasıl siyaset yapılabileceğini gösteren tipik anekdotlarla da süsleyerek bunu bir aile borcu olarak yazıp sevgili izleyicilere de sunmak bir buradan sözümüz olsun inşallah. Buradan da sözünüzü aldık hocam. Reşit Galip kitabını bekliyoruz. Tamam. Siz 3. kuşaktan yeğeni olarak bu sözü Ulusal Kanal izleyicilerine verdiniz. Hocam çok İnşallah. Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Gerçekten çok güzel program oldu. İsterdim ki biraz daha uzun olsun, biraz daha fazla konuşalım Reşit Galip'i. Gerçekten Cumhuriyet Gazetesi'nde söylemiş olduğunuz gibi Cumhuriyet'in piyadesi o. Cumhuriyet'in fikir fedaisi ve bunu gençlerimize sürekli anlatmamız gerekiyor. Günün koşullarına uydurarak halkımızla buluşturmamız gerekiyor. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Tamamen bütün bir programı Reşit Galip'e ayırdığınız için, ona hak ettiği önemi verdiğiniz için, beni arayıp bulduğunuz için ve birlikte bu güzel sohbet imkanını verdiğiniz için sevgili Ertuğrul Bey, ben size ve Ulusal Kanal izleyicilerine, yapımcılarına ve bütün çalışanlarına buradan şükranlarımı ifade ediyorum. Sevgiler ve saygılar yolluyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Ulusal Kanal izleyicileri, bugün Reşit Galip'i konuştuk, andımızdan bahsettik. Bitirmeden ey büyük Atatürk, açtığın yolda gözlerdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın. Labidoy tarihin hikayesini sundu.